Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle düz yüzünü çevirelim gördüğünüz gibi elimde çok güzel şöyle çikolata renginde bir tülbent var fakat ışık yansımasından dolayı rengi pek anlaşılmıyor sanırsam arkadaşlar kameradan dolayı şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılar hazırlayarak tülbentimizi oyalamaya hazırlıyoruz Evet şimdi hep beraber bir model başlayıp yapacağız arkadaşlar modelimizin yapım kısmına geçelim Arkadaşlar şöyle ipin biraz ekru gibi tam beyaz değil Rengi Kahve ile daha güzel bir uyumu oluyor Beyazdan ziyade beyaz da yapabilirsiniz elinizde Hangi renk varsa arkadaşlar Ama bunu biraz daha hani kahverengi tonuna yakın olduğu için Tam kar beyaz değil de biraz kırık beyaz Evet Zincir çektim ipimi tığıma tutturdum Şöyle kıv içine girip ipimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Bu şekilde herhangi köşeden 2-3 parmak ileri yaparak başlayabilirsiniz tığ battının içine sık iğne ile sabitleyerek. 5 tane zincir çekiyorum. 2 veya 3 defa dolayabilirsiniz. Ben 3 defa doluyorum. Eğer 2 dolarsanız bol bol alın arkadaşlar. Çünkü uzunca bir trabzana ihtiyacımız var. Şu şekilde 3. tığ battığının içine giriyorum. 2 2 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 5 zincirim şöyle ona uygun 3 seferde aldığım bir trabzanım. Yine 5 zincir çekiyorum. Kapatıyorum bu yaptığım trabzanımın arasında Geriye kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğneyi 3 seferde aldığım trabzanıma yaptım. Dibine de aynı tığ battıya bir tane daha sık iğne yaparak bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi yine 5 zincirimi çekiyorum. İki, bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın içine sık iğne ile bu 5 zinciri sabitliyorum. Buraya bir tane yuva yapmış olduk. Yine 5 zincir. Yine 3 defa tığımı doladım. Hemen 1, 2, 3. tığ battıma girdim. Şöyle 2, 2 2 2 alarak çıktım. Bunu böyle 2 2 yapmamın sebebi arkadaşlar sık iğnemi şöyle kalın ve tok durması için bu şekilde ikişer ikişer alıyorum. 5 zincir hemen sık iğne ile bakın trabzanımın tam arasından girip buraya sabitliyorum. Bir tane yuva yaptım. Geriye kalan kısmada 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 bakın şöyle yağ gibi bir sık iğneleriniz olsun büyüklü küçüklüğü sıklık alanını değil arkadaşlar 7. sık iğnemi de yine aynı tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum şöyle 5 zincirimi çekip bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum buraya bir tane yuva yaptım yine 5 zincir 2 defa pardon 3 defa tığımı doladım 2 defa dolarsanız dediğim gibi bol bol alın arkadaşlar 1 2 3. tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum 2 2 2 2 olarak bu şekilde uzun bir trabzanımı yaptım 5 zincir kapatıyorum sık iğne ile trabzanımı geriye kalan kısmı 6 sık iğne 2 3 4 5 ve 6 7. de aynı şekilde tığ battımın içine sabitliyorum 5 zincirimi çektim Şöyle ikinci tığ vattımın içine sık iğne ile sabitledim. Evet arkadaşlar bakın ilk sıramız bu şekilde gidiyor. Tığ vattıdan sonraki sıramız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle sık iğneli trabzan ve yanına 5 zincirli yuva olarak bu sırayı bu şekilde tamamladım. Evet arkadaşlar şöyle. Ee üzerini yapıp da düğmeye basılmadığı için yuvalar açık açık oldu arkadaşlar. Şimdi ipimizi tığımıza tutturduk ve bu 5 zincirli yuvamızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. İpimi bu şekilde buraya tutturdum. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapatıyorum yuvamın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir kapattım 5 zincirimi ikinci kirpiğimi bu şekilde hazırladım 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum Bakın, bu beyaz yuvanın içine bu şekilde beşer zincirden 5 beş tane kirpik hemen yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum 5 zincir evet. 5 zincirden 5 tane bu şekilde yuvamızı hazırladık şimdi arkadaşlar 2 tane zincir çekiyorum bu tomurcuğun üzerine 5 tane kirpiğimi yaptım hemen dibine 2 zincir çekip 2 defa tığımı doladım yaptığım bu 5 zincirli beyaz yuvanın içine giriyorum Şöyle 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. 2 2 ve 2. Bakın. 2 defa doluyorum. 3 seferde aldığım şöyle bol değil arkadaşlar. Orta boy ne minik minik ne de büyük. Şöyle 3 seferde aldığım bu araya 4 tane trabzan yapıyorum şöyle 2 şöyle 2 şöyle 2 evet. bu 5 zincirli yuvaya da bu şekilde 4 tane trabzanı yapıp bu tarafa da 2 zincir 2 zincirle trabzanı yaptık 2 zincirle de bu şekilde bu yuvanın içine beyaz yuvamın içine sık iğne ile sabitledim ilkinde olduğu gibi buraya da 5 zincirli kirpik yapalım şöyle 5 zincir sabitliyorum sık iğne ile bu şekilde 2, 3, 4 ve 5 kapattım beyaz yuvanın içine 5 evet, zincir kapatıyorum 3. kirpiğimi 5 zincir bu 4. kirpiğim dibini sıkı sıkı yapıyorum ki kalıp gibi dursun zincirlerimi de sıkı sıkı yapıyorum onlar da kalıp gibi dursun ve 5 zincirimi bu şekilde sık iğne ile sabitledim 1 2 zincir Evet şimdi ortadaki yuvanın trabzanını yapmak için tığım iki defa doladım hemen yuvanın içine giriyorum 2 2 2 alarak 3 seferde aldığım bir trabzan 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2. Tekrar 2 defa doluyorum. Yuvanın içine girdim. 2 2 2. Bakın orta büyüklükte şöyle kalın bir trabzanım olması için 2 defa dolayıp ikişer ikişer çekiyoruz. 2 şöyle 2 şöyle 2. 1 2 zincir yine bu ucuna yaptığımız 5 zincirli yuvanın içine geçtim şimdi arkadaşlar 5 zincir bu yuvalar kapalı bile olsa mesela arkadaşlar bakın burada fark etmişim düğmeye basmadı bu şekilde açarak bakın kolay bir şekilde de yuvalar zaten açılıyor 5 zincirimi yuvanın içine sık iğne ile sabitledim kirpiğimi yaptım 5 zincir Yuvamın içine girip sık iğne ile sabitledim. 5 zincir sabitledim. Yine 5 zincir. 4. kirpiğimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 1 2 zincir 2 defa tığımı doluyorum yine yuvaya girip şöyle 2 2 2 alarak kalınca bir trabzan yaptım yine 2 defa doladım yuvaya girdim şöyle 2 2 2 alarak bir trabzan yaptım 2 defa tığımı doluyorum yuvaya girdim 2 2 Sonuncu tırabzanım, dördüncü trabzanım için yine iki defa doladım. 2, 2 olarak aldım. Dört trabzan olunca hemen iki zincirle diğer bu beş zincirli beyaz yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Beş zincir. Şöyle sabitledim beş zincirimi. Bu birinci kirpiğim. 5 zincir ikinci kirpim 1 2 3 4 ve 5 3. kirpik yine 5 zincir dördüncü kirpim ve sonuncu ve beşinci kirpim evet. Ezan öyle ezanı okunuyor arkadaşlar şöyle yine iki zincir çekip devam edeceğiz bu şekil oluyor bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi kalıp gibi şöyle ütüye de giden ters tarafından çok hoş bir modelimiz oluyor şimdi şu geri kalan iki üç tanesi de ben yapayım hem de Eza Hanım Ahmet'i bitişte şöyle bir, bir kere daha bakalım Evet arkadaşlar bakın modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle size yakın plan bir göstermek istiyorum. Kalıp gibi bir model oldu. Şöyle yapılmaya değer bir model oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim bu modeli. Şöyle size de altına tülbent koyarak göstermek istiyorum. Çok da şahane oldu arkadaşlar. Yapılmaya değer bir model oldu. Neden daha önce sizlere bu modeli anlatmadım bilmiyorum. Çok hoş, çok zarif bir model. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Şöyle elimin üzerine de koyayım. Hangi tür güzel gözükürse bu şekilde bakın yakın planda tutuyorum hiç ütü dahi olmadan kalıp gibi arka tarafından en düşük ayarda ütülemek isteyenler bir kere arkadaşlar ütülesin biliyorsunuz bu ipler daha da tiril tiril böyle incecik oluyor Evet modelim bu siz demeklerim de için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşça kalın